sabah Darülmuallimat'ta derse başladım. Muavine hanım beni doğru müdürün odasına götürdü. Hoş geldin kızım, Allah mübarek etsin. Rahatsız etmeyeyim efendim, biraz sonra gelirim. Yok be kızım, teklif mi var? Biz kehne senin baban sayılırız. Sen bayağı çocukmuşsun kız. Benim muallimelerim kehne öz kızlarım demektir. İlla ve lakin ciddi olmalılar. Değil mi Şehnaz hanım? Evet efendim. Geçenlerde biri bir halt yiyecek oldu, kolundan tuttuğum gibi attım sokağa. Şimdi seni talebeye takdim edeceğim ama ve lakin... önce yıka şu yüzünü. Yüzümde bir şey mi var efendim? Ha? Bak, buluşuruz ha! Süslenmek, boyanmak kadın kısmının tabii hakkıdır ama... ille de muallime kısmının yüzü boyalı sınıfa girmesi katiyen caiz olamaz. Boyalı değilim efendim. Küçük hanımın yüzünü Cenab-ı Hak boyamış dedi. Bir damla bile boya yok. Allah Allah! Allah Allah! Kız, anan sana süt yerine gül reçeli mi emzirdi? Allah Allah! Hadi yürü bakayım. Bu akşam Bursa'daki evimde son gece. Yarın erkenden hareket ediyoruz. Bu hadiseden sonra burada kalamazdım. Herkes Şeyh Yusuf Efendi'nin ölümüne sebep olan ipek böceğini merak ediyor. Zavallı şeyhin ümitsiz aşkı ağızdan ağza dolaşıyordu. Arkadaşlarımın yanına bile çıkmaya utanır olmuştum. Naklimi istedim. İki gün evvel emir geldi. Çanakkale rüştiyesine tayin etmişler. Zavallı çalı kuşu. Sonbahar rüzgarlarına kapılmış kuru bir yapraksın artık. Burası sakin, şirin bir asker memleketi. Yerli olsun, yabancı olsun, kimin babasını, kardeşini, oğlunu soracak olsanız ya asker ya zabit. Müdüremiz ciddi, hanım hanımcık bir kadın, beni gayet iyi karşıladı. Talebelerime gelince, onlarla da bir günde kaynaştık. Sadece aralarında bir paşa kızı var ki, Abdurrahman Paşa'nın kızı, büyümüş de küçülmüş gibi kavruk, azametli bir kız. Nadide hanımefendi bir şey öğrenmekten ziyade, arkadaşlarına gösteriş yapmak için geliyor mektebe. Muallimeler arasında Nazmiye diye İstanbullu bir kızcağız var ki, beni ilk gördüğü andan itibaren peşimi hiç bırakmadı. Şehir halkına gelince, herhalde boğazlarına çok düşkün olacaklar, zira nereye gitsem hep gülbe şeker adlı bir tatlıdan bahsediyorlar. Ne tuhaf ad, gülbe şeker. Gülbe şeker hatırı için paşa hazretleri. Aa, bak bu oldu, getir imzalayayım. Şifa niyetine. Ne şifası be? Gülbe şeker niyetine. Nesine oynuyoruz? Bir gülbe şeker pas verin. Allah be, yolunda ölen şehit. Hadi bakalım. Abacığım, nedir bu gülbe şeker? Bir tatlı galiba yavrum. O kadar bahsettiler ki canım yemek istemiyor. Ama herhalde çok güzel kokulu olmalı. Kim komşu Kurban Efendi beni öperken... ooo, mis gibi gülbe şeker kokuyor ha, dedi. Bilmem. Belki. Ben yokken derslerine iyice çalışacaksın küçük hanım, anlaşıldı mı? Hı hı. Yemeği bile ateşe koyarım abacığım.